Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Herkes sevdiğinden emindir. Ama sevildiğinden hiç kimse bir türlü emin olamıyor. O halde ne yapalım dostlarım benim? Hayatımızda var olan olumlu, olumsuz, tüm her şeyde değişim ve dönüşümü sağlayacak olan en güçlü cümle seni seviyorum cümlesidir. Ama ben sevdiğimden eminim diyoruz. Karşımızdaki sevildiğinden bir türlü emin olamıyor. Evet dostlarım benim. Kalpten gelen sevginin var olduğu her yerde olumsuz herhangi bir şey yaşayamaz. Sevdiğimiz zaman ve sevdiğimiz insanlarla sevgimizi paylaştığımız zaman sevgi zaten kendiliğinden artar. Sizde olumsuz duygular oluşturan, öfkelendiren, endişelendiren, korkutan, hayal kırıklığı yaşatan, sevdiğiniz ama sevildiğinizden bir türlü emin olamadığınız insanlara ancak sevgimizi verirsek onları dönüştürebiliriz. Bu dönüşüm eğer sevmiyorsa bizden uzaklaşmasına da sebep olabilir. Yer atsın diye bizi seven insanlara ya da o anlayamadığımız insan gerçek sevgisini bize göstermeye ve bizimle birlikte olmaya daha çok şey paylaşmaya başlar. Sevgi şifadır ve bunu eğer biz verirsek, karşı tarafta bunu almaya hazırsa, zaten o dönüşüm kendiliğinden başlayacak dostlarım benim. Ama ben bir türlü hissedemiyorum diyorsanız, gelin bugün seni seviyorum cümlesinin sihrinden faydalanalım. Ve muhteşem bir meditasyon yaparak hem kendimizi sevelim hem de sevdiğimiz insanlara sevgimizi gönderelim. Hem de bize hayal kırıklığına uğratan bir türlü emin olamadığımız insanlara bu sevgiyi aktararak ya daha yakınlaşmalarını ya da sevmiyorlarsa uzaklaşmalarını sağlayalım dostlarım benim. Böyle bir çalışmaya hazır mısınız? Eğer hazırsanız geçin rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere oturun. Kimse sizi rahatsız etmesin 5-10 dakika. Ve gözlerinizi kapatın. Derin diyafram nefesi alın. 1 kere, 2 kere, 3 kere. Ta ki rahatlayana kadar dostlarım benim. Rahatlayın. Ve şimdi kalbinize bakın. Orada ne var? Sevgi var mı? Sevgi bir kontrol edin. Yoksa hep hayal kırıklıkları mı? Öfke mi? Korku mu? Endişe mi? Bir bakın. Siz kendi kalbinizde şu anda sevgiyi üretebiliyor musunuz? Bir kontrol edin. Üretebilenler şimdi kalbini sevgiyle doldursun. Oradaki hayal kırıklıklarını silsin.
sevgiye dönüştürsün. Üretemeyenler şimdi tepe çakralarından sevgi enerjisinin girdiğini hayal etsin. Evrensel boyuttan gelen, ilahi boyuttan gelen, tanrısal boyuttan gelen sevgi enerjisi bembeyaz renkte şimdi tepe çakrasından giriyor. Ve bunu şimdi bu enerjinin kalbinizi doldurmasına izin verin dostlarım benim. Sevgiyi hissedin. Oradaki öfke, hayal kırıklıkları, korkular şu anda kalbinizde dönüşüyor. Ve kalbiniz şimdi sevgiyle çarpıyor. Hissedin. Kalbiniz sevgiyle uyumlu bir düzen içinde çarpıyor şu anda. Bunu hissedin. Damarlarınıza şimdi sevgi pompalıyor. Bedeninizdeki en ücra köşeye kadar şimdi kalbinizden pompalanan bu sevgi ulaştı. Hücreleriniz bayram ediyor. Çünkü sevildiklerini hissediyorlar. Ve orada hücreleriniz neşeyle canlandılar. Işıldadılar sevgiyle. Bedeninizdeki bütün tıkanıklıkları, ağrıları, kistleri ne varsa hepsini şimdi sevgiyle dönüştürerek iyileştiriyorlar. Şimdi bütün bedenimiz sevgiyle iyileşti. Ruhunuz, duygularınız, zihniniz, her yanınız şu anda sevgiyle dolu. Kendimi seviyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Muhteşem bir duygu. Şu anda mucize ötesi. Şimdi beni rahatsız eden, öfkelendiren, hayal kırıklığı yaşatan, aldatan insanı gözümde canlandırıyorum. Karşımda canlandırıyorum. Siz de canlandırıyorsunuz. Kimse bu. Ve ona bakın. Siz sevgisiniz. Ben sevgiyim. Ve şimdi ismini de söyleyerek kimse. Ayşe, seni seviyorum. Ayşe, seni çok seviyorum. Siz de aynı şekilde her kimse ismini tekrarlayarak ona onu sevdiğinizi söyleyin. Seni seviyorum cümlesiyle ona kalpten sevgi enerjisi gönderin. Siz her seni seviyorum cümlesini söylediğinizde etrafınızda oluşan o beyaz ışık sevgi enerjisi giderek ona yaklaşıyor, onu içine alıyor. Şimdi o da sizin sevginizle besleniyor. Ve siz tekrar ettikçe o dönüşüyor.
Şimdi onun dönüşümüne bir bakın. Sizin sevginiz onu bunaltıyorsa ve uzaklaşmak istiyorsa bırakın gitsin. Sizin sevginiz onda gülücükler yaratıyorsa, sevginize karşılık vermeye başlıyorsa, size yakınlaşmak istiyorsa bırakın, yaklaşsın. Her ne oluyorsa bilin ki sizin en yüksek hayrınıza oluyor. Ve siz Ali, Ayşe, her kimse seni seviyorum demeye devam edin. Ta ki bu sevgi onu tamamıyla dönüştürsün. Dostlarım benim. Bu durumda istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Başka insanları da oraya getirebilirsiniz. Seni seviyorum diyerek. Sonra kendinizi hazır hissettiğinizde bu sevgi enerjisine teşekkür edin. Teşekkür ettikten sonra gözlerinizi açabilirsiniz dostlarım benim. Evet dostlarım benim. Bu meditasyonu hayal kırıklığına düştüğünüz, öfkelendiğiniz, başa çıkamadığınız, düşüş yaşadığınız dönemlerde olaylara ya da insanlara karşı seni seviyorum cümlesiyle bu meditasyonu yapın. Yapın ki her şey mucizeye dönüşsün. Yapın ki karşınızdakinin de sizi sevdiğinden emin olun. Siz sevdiğinizi hissettirin ki herkes sevdiğinden emindir, sevildiğinden emin değildir sözünü boşa çıkaralım. Dostlarım benim. Ve çevremizi sevgi enerjisi sarsın. Ve bu giderek büyüsün, insanlığı sarsın. Dünyayı kurtaracak olan sevgidir dostlarım benim. Hadi ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış. Dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.